Merhaba sevgili arkadaşlar, Meltem'in mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz nefis, pratik, elmalı, bisküvili pastayı yapacağım. Gerçekten çok lezzetli. Şöyle göstereyim. Mozaik pasta tarzında ama gerçekten çok pratik bir pasta. Sizler de bu pastaya bayılacaksınız. Oldukça da az malzemeyle yapılıyor. Dilerseniz gelin başlayalım. Malzemelerimize bakalım. 1 paket petibör bisküvim var. 2 tane elmam var. Yarım su bardağı sütüm. 1 miktar cevizim var. Fındık da kullanabilirsiniz. Bu miktar tamamen size kalmış. Ben yaklaşık 3 yemek kaşığı dövülmüş ceviz kullandım. 3 yemek kaşığı yine eritilmiş tereyağım var. Ve 1 tatlı kaşığı tarçınım var. Elmalarımı rendeleyerek işe başlayacağım. Elmalarımı rendelemek için öncelikle kabuklarını soyuyorum. Kabuklarını soyduğum elmalarımı şimdi rendemi şu şekilde aldım ve rendelemeye başlıyorum. Büyük tarafıyla rendeleyin arkadaşlar. Çünkü zaten biraz sonra onlar ölecekler. Rendeleme işlemim bitti. Şimdi artık bir tavaya elmalarınızı koyabilirsiniz. Daha fazla kararmadan hemen birazcık öldürelim elmalarımızı. Sonra ocağın altını açıyoruz arkadaşlar. Evet, karıştırma işlemine devam ediyoruz. Çok fazla pişirmeyeceğiz. Birazcık sulandıktan sonra tarçınımızı ekleyebiliriz üzerine. Ben tarifimde şeker kullanmıyorum ekstra. Şeker ilavesi isteyenler, bu şekilde tatsız olur, birazcık daha şeker kullanmam gerekiyor diyenler şeker ilavesi yapabilirler. Ama zaten petibör bisküvi gayet şekerli bir bisküvi. O yüzden ben ekstra şeker kullanmayacağım. Evet. Şimdi sulanmaya başladı elmalarımız. Çok fazla da öldürmek istemiyorum açıkçası, tüm vitaminini kaybetmesin diye. Şimdi bu aşamada bir tatlı kaşığı tarçınımızı ekleyebiliriz. Şöyle bir tur daha karıştırdım. Artık altını kapatıp bunu ılımaya bırakıyorum. Şimdi gelin biz bisküvileri halledelim. Elmalı tarçınlı harcımı soğumaya bıraktım. Bisküvilerimi şöyle bir kabın içerisine boşalttım. Arkadaşlar bunun miktarını, yani pastanızın büyüklüğünü 2 katına 3 katına çıkararak, aynı malzemeleri kullanarak çoğaltabilirsiniz. Tamamen yiyecek olan kişi sayısına kalmış aslında bu. Şimdi bunları şöyle küçük küçük parçalıyorum. Mozaik pasta tarifimde de hatırlıyorsanız bu şekilde yapmıştık. Çok fazla un haline getirmiyoruz. Bu şekilde parçalara ayırıyorum sadece. Evet, sonrasında sırasıyla 3 yemek kaşığı eritilmiş tereyağımı koyuyorum. Şöyle. Sonra yarım su bardağı sütümü ilave ediyorum. Cevizimi de koyuyorum. Şimdi şunları bir tur karıştıralım. Bunları bir tur karıştırdıktan sonra şimdi artık ılıyan elmalı harcımı da ilave edebilirim. Elmalı harcımı da ilave ettim. Şimdi artık biliyorsunuz bu noktadan sonra spatula ile işin içine giremeyeceğiz. O yüzden elimizi sokmamız gerekiyor. Çok fazla un haline getirmeden şu şekilde birbirleriyle karışmasını sağlıyoruz. Ezmemeye gayret gösterin lütfen. Ezilmesin. Bisküviler kesildiğinde görüntü o zaman çok daha güzel gözüküyor. Ezildiğinde çünkü un gibi gözüküyor. Şimdi geldik şekil verme aşamasına. Bunun için yine sera streç'ten faydalanıyorum. Şu şekilde bir kat koydum.
Bir kat koydum, tam üstüne değil, şöyle diğerinin ortasından başlayacak şekilde ikinci streçimizi de şöyle koyuyoruz. Sanırım yeterli olacak. Şimdi malzememizi artık dökebiliriz. Yine burada elinizi kullanın. Şekil vermek için hangi şekli isterseniz onu verebilirsiniz. Ben bu sefer şu şekilde bir dikdörtgenler prizması şeklini alacak bir şekil vermeyi düşünüyorum. Tam olmayacak ama şu şekilde baton pastalardan. Üzerini istediğiniz şeyle süsleyebilirsiniz bu arada. Çıktıktan sonra buzluktan. Çikolata sosu kullanabilirsiniz bunun üzerine. Gerçekten çok güzel oluyor. Ben ama sade yapacağım bugün. Şu şekilde elinizle dilediğiniz şekli verebilirsiniz. Mozaik pasta videomda şöyle piramit vermiştik şekil. Onu da deneyebilirsiniz. Evet. Bu gayet güzel oldu benim için. Şimdi bunu şu köşelerinden alıyorum. Şöyle. Kapattım kenarını. Sonra bunu aldım. Paketliyoruz pastamızı. Bunu bu şekilde aldım ve hazır. Şimdi bunu şöylece, bunu bir tepsinin içine koyabilirsiniz. Şöyle ince uzun tepsiniz varsa ya da direkt bu şekilde. 2 saat boyunca buzdolabında bekletiyorsunuz ama buzdolabının buzluk kısmında bekletiyorsunuz. Hatta bence 3-4 saat beklerse tadından yenmez diyorum. Şimdi bunu ben 2-3 saatliğine buzluğa gönderiyorum. Sonrasında tadım aşamasına ve sunum aşamasına birlikte geçeceğiz. Yaklaşık 3 saat buzdolabının buzluk kısmında bekleyen pastam artık servise hazır. Ben böyle bir tepsinin içine koydum arkadaşlar. Şimdi bunu açıyorum. Açımı gerçekten çok rahat zaten. Şu şekilde. Yine saklayacağınızda üzerini bu şekilde streçleyip yediğiniz kadarını yiyip geri kalanını dolaba kaldırabilirsiniz. Bakın bu şekilde açılıyor. Şimdi bunu şöyle koyacağız. Üzerine dilerseniz çikolata sosu ilave edebilirsiniz. Ben Hindistan cevizi dökeceğim. Onu da yine gelişi güzel döküyorum. Çikolata sosu da çok yakışıyor. Şu hazır çikolata soslarından olabilir ya da çikolatayı eritip kendiniz de üzerine yine dökebilirsiniz. Ama Hindistan cevizini ben çok yakıştırıyorum. Hatta şöyle 3 şerit halinde koyacağım. Evet sevgili arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi pastamız servise hazır. Hemen şöyle sizlere bir dilim kesip göstermek istiyorum. Gerçekten dokusu leziz. Şöyle içine de bakın. Şöyle göstereyim. Mozaik pastayı andırıyor ama elmalı bir mozaik pasta. Umarım sizler de bu tarifimi dener ve beğenirsiniz. Mutlaka yorumlarınızı bekliyorum ve kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki videomuzda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.